Evet. Şimdi Türk tarihinden başlamak üzere, yani Türk tarihinden bilgiler vermek üzere Bilge ve Zeynep Tarabakok hakkında konuşmak üzere Levent Ağaoğlu Bey'i kürsüye davet ediyoruz. Levent Bey, süreniz kısa. Abi dinlenebilirsin. Tamam, problem. Hoş geldiniz. Oldukça kalabalık bir topluluk. İlgi duyduğunuz için çok teşekkür ederim. Burası ben Levent Ağaoğlu. Bilge Soyukuk, neden Bilge Soyukuk? Bulunduğumuz mekan zaten bilge bir mekan. Neden bilge? Küçük Ayasofya. 500'ler. Ayasofya yani kutaplı bilik anlamı. Yani aya... yapı Osmanlı'ya kadar uzanan kayınpeder geleneği, bilge kayınpeder geleneği, bilge Tonyukuk'la başlıyor. Bilge Tonyukuk, bilge kanun kayınpeder gibi. Aynen Göktürkler dönemini konuşuyoruz. Osmanlı'ya geldiğimizde de Şeyh Edebali Osman Gazi'nin kayınpederiydi. Ha, o zaman biz Osmanlı'yı konuştuğumuz zaman ki neden Osmanlı'yı konuşuyoruz? 1999'du sanıyorum, 700. yıl nedeniyle çok gündemimize geldi, iyi de oldu. Fakat şimdi biz gündemimize bu sefer Göktürk'ü almak durumundayız. Oraya, çünkü kök orası, yani Osmanlı'yı Göktürk'ten ayıramayız, bir devamlılık var. Her şey zuhurata tabi, Mevla nasip ederse inşallah bu görsellere de bakacağız. Orada çok enteresan bir takım bilimsel bilgilere ulaşabileceğiz. Yesevi'nin Erdoğan abi de, ben öncelikle bu konuya vesile olan Asam'dan Mehmet Seyit Türker kardeşime teşekkür ediyorum. Ardından da 93'ten beri 25 yıldır tek başına mücadele eden, Yesevi adına mücadele eden Erdoğan abime çok şükranlarımı iletiyorum. Bu toplantıya imkan verdiler. Gelip ben burada konuşuyorum. Bu devamlılığı sonuçları da ben söylüyorum ki başlangıçta pazar günü çok fazla şey etmemek lazım. Zihinlere yormamak lazım. A, B, S. Burada ben A'dan Z'ye Bilge Tonyukuk dedim. Ama özellikle A, B, S harfleri çok önemli. Hani arabalarda olan fren sistemi gibi çok hayati. Bizdeki A nedir? A Bilge Tonyukuk'tur. Buyurun bizim anayasalarımız. Bilge Tonyukuk yazıtı sağdaki 62 satır. Soldaki de Tonyukuk dedi ki diye 10 adet söz. Sazla başladık, sözle devam ediyoruz. Şiirle bitireceğiz inşallah. Şimdi bunların tarihleri 700'ler. Şimdi bize 27 Mayıs anayasacıları, darbeci anayasacılar ne dediler? Magna Carta, Magna Carta, İngiliz Anayasası. Bize de 27 Mayıs yaptılar aynı şekilde İngiliz Anayasası. O 80 darbesinde maddeler daha da çoğaldı. Bizim anayasamız 62 satırdı. Bilge Tonyukuk tarafından taşa hak edilmiştir. Yazılmamıştır, taşa kazınmıştır. Bugünlere, yani 2000 yıllık bir olay var. 2000 yıllık olay M.Ö. 200'de Oğuz Kağan'la başlar. Erdoğan abi ne güzel bahsetti, gemiler Anadolu'da, Küçük Asya'da. Peki biz Talay'ı biliyor muyuz Talay? İşte yazıtta yazıyor. Dalai Lama'yı biliyor muyuz? Talay'ın okyanus olduğunu biliyor muyuz?
Bilge Toyukuk'un okyanusa sefer yaptığını biliyor muyuz? Çin'in okyanus kıyısındaki şehirlerine sefer yaptığını biliyor muyuz? Dalai Lama'daki talayın bizim talayımız yani okyanus olduğunu biliyor muyuz? Hani bize ne diyorlar? Üç tarafımız denizlerle kaplı da denize falan çıkmadınız. Biz gerçekleri göreceğiz. 1200'lerdeki Magna Carta'yı bize ya sizde anayasa yok, sizde anayasa yok. Aa dedim ya, aa işte buyurun anayasamız budur. Bunun içerisinde Türk ilk kez Toyukuk yazısında yani anayasamızda geçer. Tanrı, Tengri, Toyukuk gök tanrıcıdır. Toyukuk inancı çok kuvvetli olan bir insandır. Tanrı istediği için kazandım. Tanrı istediği için mahvoldunuz diyen bir insan. O zaman Toyukuk layık değildir. Buraya da gidebiliriz. Bodun, boyun yani millet, bakın hepsi bunlar taşa kazınmış. Şimdi, dün ben Profesör Hikmet Özdemir'le yazıştım. Bu bir mail notudur. Aynen bakın okuyorum şimdi. Yazmanıza çok sevindim. Bu bir maildir, bana yazdığı maildir. Toyukuk, bizim tarihimizde kendime en yakın bulduğum kahramanım. Özal kitabımı, 700 sayfadır, biyografisidir. Erdoğan abi bu senin için. Türkistan Pir Hoca Ahmet Yesevi ve evlatlarına ithaf eylemiş idim. Ve evlatlarına, bizlere. Neden acaba? Dilerim de bir oturup yüz yüze konuşuruz. 1400 sayfalık Atatürk biyografisini henüz tamamladım. Herhalde piyasaya çıkar. Bundan sonra biyografi yazmak istemiyorum. Ancak Toyukuk'u onun biyografisini yazabilecek kadar öğrenmek için ahdettim. Kendisi Turgut Özal'ın baş danışmanıydı. Şimdi 4 kişi bir metinde birleşmiş. 20. yüzyıldan Atatürk ve Özal liderlerimiz, köklerimiz Toyukuk ve Ahmet Yesevi. İşte olay budur. Yani dünle bugünü bağlamaktır. Atatürk'ü Özal'ı Toyukuk ve Ahmet Yesevi'ye bağlamaktır. Şimdi bulunduğumuz mekandan konuştuk. Burada da Ayasofya, Toyukuk, Yesevi nerede birleşiyor? Bilgelikte, hikmette birleşiyor. Şimdi burada Toyukuk şöyle bir fotoğraflara bakalım da görseli olsun. Bunu kardeşim Bülent Ağoğlu hazırlamıştı, ikiz kardeşim. Bu yazıt, Toyukuk yazıtı, iki tane taştan oluşuyor da. Yine bakın yazıtta Türk ifadesi. Yazıtın muhtelif yöntülere. Yansımıyor. Niye yansımıyor? Allah. Neyse onu. Daha sonra bakalım. Şimdi. A'sını bahsettik anayasa diye. Bir A daha var. Asya. Asya. Hani biz hep Avrupa diyorsa biz Büyük Asya'nın Küçük Asya'sındayız. Bizim düşünürlerimiz oradan da S'ye atlayacağız. Yani Saca'ya. Kim onlar? Üçü de Asyalı, Türkistanlı. Toyukuk, Maturidi, Yesevi. Strateji, akıl, gönül. Bizim S'miz bunlardır. Saca yanımızdır bunlar. Toyukuk'a baktığınız zaman metinde savaş sanatını görürsünüz ama ötesinde bir düşünce vardır. B'si nedir olayın? A, B, S dedik ya. Yani benim bu A'dan Z'den çıkardığım üç önemli harf bunlar. B'si bilgelik, bilge. Toyukuk diyor ki, ben bilge Toyukuk. Ve yazıtında sürekli olarak yani 7-8 kez ben bilge Toyukuk ifadesini kullanıyor. Şimdi buradan çıkardığınız nedir? Büyük bir mesajdır. Kendim olmak. Ben yaptım. Ben ettim. Ben hesabımı verdim. İlk yazılı belgemizdir bizim. Yani bu yazıtın en önemli özelliği ilk yazılı metindir. Destan değildir. Oğuz Kağan destanı sözeldir. İlk yazılı metindir. Peki bu yazmak nedir?
İşte bilgelik de. Yazdığınız zaman biz bugün bunu okuyabiliyoruz. Eğer Tony Cook bunu yazmasaydı nereden haberimiz olacaktı? Sadece Tony Cook dedi ki diyen sol taraftaki Çin kaynaklarındaki bilgiye Tony Cook 10 tane şey var. Stratejiyle ilgili, savaş sanatıyla ilgili bilgilerden. Çinliler bunun kaydını tutmuş, oradan haberimiz olacaktı. Yoksa hiçbir şekilde haberimiz olmayacaktı. Bir önemli özellik, o Hun yazıtları diye genelleştiriliyor. Haklıdır. Biri damadım yazdığı, Bilge Kağan'ın yazdırdır. Diğeri kayınpederi Bilge Tonguk'un yazdırdır. Aradan da 350 kilometre mesafe vardır. Biz bunu biliyor muyuz? Neden? İlk yazan Bilge Tonguk'tur. Yazıtı ilk yazan kendisidir. Neden gidip 350 kilometre uzağa yazmıştır? Kendi köyüne, Tola Ormanı'nın kenarına gitmiştir ve yazıtı orada dikmiştir. Peki, ben oraya ne derim? Moğolistan'ın en doğusundaki Tola Ormanı. Biz demiş, orası benim kendi bakış açımdan Doğu Türkistan'dır. Biz ta Çin'in en batısında yer olan yere Doğu Türkistan diye adlandırmışız. Oralar Doğu Türkistan değil mi? Yani o yazıt Türklüğün sınır taşıdır, sıfır taşıdır, sıfır noktasıdır. Biz bu bilinçle, yani Doğu Türkistan neresidir? Çin Seddi'nin sınırından başlar. Biz bunun hakkında olmamız lazım. Beş NCK yöntemiyle kimdir dediğimiz zaman Tony Cook'un en önemli özelliği kendisi bilge ve kahraman. Şöyle dedim ben, kalemlerin ve kılıçların efendisi. Ha, bize ne diyorlar? Bu film var ya, Yüzüklerin Efendisi. Oradan geldi bu benim aklıma. Yüzüklerin Efendisi'nin filmi vardı. Tony Cook'un bir filmi olsa ona 500 sefer daha gerçektir çünkü. 500 sefer daha etkili olacaktır. Burada kılıçla yapmıştır. Fütuhat ve fikriyat vardır kendisinde. Kılıçla yaptığını kalemle kayda geçirmiştir. Bu çok önemli bir özelliktir. Kahraman olan aynı zamanda bilgedir. İkisi birbirinden kopuk değildir. Burada görevler ünvanları yazıyor. Bakın 8-10 tane şeysi var. Ünvanı var. En altta hizmet verdiği kağanlar. Kutlu Kağan, Kapkan Kağan, Bilge Kağan. Şimdi bakın, kendi biz Toynukuk'ta neyi göreceğiz? 676 döneminde Türkler bir tutukluluk dönemi yaşıyor. Yani aynen Gazze tutukluluğu gibi bir dönem. Bizim bu Göktürk, Türk Kağanlığı döneminde olan bir konu. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti 1946-2016 döneminde yine aynı şekilde 70 yıl bir tutukluk dönemi yaşıyor. Yani yerinde Çin, yerinde ABD, onlar tarafından biz çepeçevrelerini kontrol ediliyoruz. Çepedeki böyle dönemlerde ne oluyor? Kutluk Kağan'la birlikte biz burada Kuvayi Milliye'nin kökünü görüyoruz. Kökü nedir? Türkler bu 616-676 döneminde tutuklular. Tutuklu dedim, açık ceza. Yani Çin şey atamış. Bakın en başta bir şey var. Yun Jong, mülteci bölükler müfettişi. Kim? Soyun. Eğitimini Çin'de almış. Çugay Dağları civarında Sarı Nehir'in dirsek yaptığı bölgede Çin'in ana uygarlık medeniyet merkezi olan Sarı Nehir bölgesinde kendisi Çin Devleti adına görevli. Türk. Ne için görevli? Türkleri kontrol altında tutmak için görevli. Aşite soylu bir Türk. Çinli olduğunu söyleyenler, onlar az sonra söyleyeceğim. Kutluk Kağan da aynı şekilde Aşina soylu. Kağan soylu. Ve Kuvayi Milliye nedir? İşte orada halk aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi sürekli isyan halinde. Biz özgür, biz esiriz, esir yaşayamayız tarzında. Ve bunun oluşturduğu bu 70 yıllık birikim, duygu, başarısız girişimler oluyor. En sonunda Kutlu Kağan, Tony Cook'la birlikte, o da
aynı şekilde Çin devletinde görevli Türkleri kontrol etmek üzere isyan ediyorlar. Buradan çok büyük, çok büyük teoriler, hikayeler çıkar. İsyan ediyorlar, dağa kaçıyorlar. İşte buyurun size Kuvayi Milliye. İşte buyurun size TMT Kıbrıs, Hatay. Yani bir isyanı örgütleyip bağımsızlığı elde etmek. Ve bakın birinci satırda, orada okumuyor tabii de şu an. Yazıtın birinci satırında der ki, biz Çin devletine bağımlı olarak yaşıyoruz. 62. satırda ne mutlu bizlere ki biz artık bağımsızız. Bir mücadele yapılmıştır ve mücadelenin sonunda bağımsızlık elde edilmiştir. Burada bir husus daha var. İlteriş Kağan, Kapkan Kağan, Bilge Kağan. Kapkan Kağan'ın kafasını bir Türk kesti ve gitti Çin İmparatorluğu'na teslim etti. Bilge Kağan'ı da bir Türk zehirledi, Çin adına zehirledi. Şimdi bu Erdoğan abinin üzerinde çok çalıştığı içimizdeki hainler, yüzeylikler konusudur. Burada başlar. O zaman biz buna çok çok dikkat etmek zorundayız. Bu neden böyle oluyor? Nasıl içimizdeki insanlar elde ediliyor? Çin bunu çok başarılı bir şekilde yapmıştır, uygulamıştır. Ve Göktürk Devleti, Türk Kağanlığı dağılmıştır. A'sı dedik, şeyde Anayasa Asya ve Aşide. Aşide, Aşide soyundan da kasıt bir soy, yönetici soy. Bu 646-716 döneminde anayasa çok önemli. Şimdi bakın bu nerede diye. Ben niye buraya yansımıyorum? Korktu mu bu şeyden? Anlayan birisi yok. Hadi. Anlamam abi. Oraya kadar. Benim işim oraya kadar. Ondan sonrasını bilmem. Şimdi emperyalizmi parmak attı. Bak görüyor musun? Parmağı kesilesice. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Şu haritalar çok önemli. Bakın şurada bir girsek var. Gördünüz değil mi? Yeşiller Yuncuğum diyor. Şimdi bu sarı ormanın çok meşhurdur. Dirsek yaptığı bölüm. Yani böyle böyle. Bu da yine aynı şekilde, aynı haritalarda. Bir renkleri bir siyah beyaz. Şimdi burası neresi biliyor musunuz? Burası şu Sarı Nehir'in içerisi ve o düzlükte Türkler ve Çinliler 2000 yıl boyunca durmadan savaştılar. Sun Tzu'nun milattan önce 500 yazdığı savaş sanatı kitabının içinde düşman 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 962 kez yazar. O düşman benim. Hun Türküdür. Ve savaşlar burada olmuştur. Burası neresidir? Sol taraf şeydir. İç Asya, Türkistan oraya çıkış yolu. Bakın buralar büyük yazmış zaten. Chang'an, Luoyang, Luoyang, yani Xi'an burası. Burası Çin medeniyetinin doğduğu yer. Yani biz o zaman bu haritadan neyi görüyoruz? Demek ki Türkler Çin'in kalbindeydiler. Ve bütün bu savaş sanatı olayları burada gelişmiştir. Şurası Yunchong, dağlık bir yer. O Kuvayi Milliye olayı orada başladı. Kökü. Yunchong 41. paraleldir. İstanbul'dan geçer, Semerkant'tan geçer. O zaman bu nedir bu? Bilgelik yoludur. Tonyukuk yoludur. Erman Ali'nin bahsettiği Yesevi zihniyetinin arkası Tonyukuk'tur. Seferler doğuya batıya, kuzeye, güneye devamlı fütuhat yapmıştır. Devamlı seferler yerinde durmamıştır. Biz o bağlantıyı Yesevi ile Tonyukuk bağlantısını kurma durumunda olacağız. Neden Tonyukuk? Beşine bir kar dedik ya. Bakın hepsi ilk. İlk yazı, ilk düşünür, ilk Türk kelimesi. Hepsi bu anayasanın içinde yazar. İlk devlet kelimesi, il. İl tabiri. Millet, deniz seferi, talay,
stratejist, başbakan, sosyolog, sinolog, hepsi onda. Şimdi burada benim çok yazıklandığım, bakın en başta söylüyorum, tek tek gitmeyeceğim, hakkında yazılmış bir tane doktora tezi bulunmamaktı ben. Yazmışım ben 2 sene önce ama gidin Yunanlı düşünürler hakkında ülkenizde yayınlanmış 500 tane makale bulursunuz. Aristoteles hakkında tezler babam tezler, tezler babam tezler. Aristoteles İngilizler çöpe attı, daha mı biz yaşatacağız? Yani Francis Bacon çöpe attı. Bundan bir şey olmaz, bize bir şey gelmez. Peki biz ne yaptık? 1941'de coğrafya kongresi topladık. Akdeniz'e Ege dedik. Ege bölgesini yarattık. Ve klasiklere çevirmeye başladık. Eski Yunan'ı başlattık. Eski Yunan 350 tane Hasan Ali Yüce'nin 350 tane klasiğinin içinde 20 tane yok Doğu klasiği. Burada İngilizlerin çöpe attığı Aristoteles, biz Aristoteles dedi ki Türk ya aydınları Doğan Kuban Lao Tzu hakkında kitap yazıyor, Tonyukuk hakkında yok. Cevat Çapan diyor ki Odisea konuşmaları. Evet kardeşim, yapsana bir Tonyukuk konuşmaları diye, bu felsefi bir metin. 3 kişi var. Tonyukuk'un düşünür olduğunu üstüne basan. Mehmet Kaplan 1979, Erdoğan abi 2005 ve Teoman Duralı. Omurgasızlaştırılmış Türklük kitabı 2013'tü. Oralarda Tonyukuk'u çok güzel işleyen sadece 3 Türk düşünür var. Diğerleri ne yapıyor? Bilmiyorum ya, bunun bir gülü şöyledi, noktası böyledi. Kardeşim sen şeyini söylesene bunu, ne demek istiyor? Burada bir siyaset felsefesi var, devlet felsefesi var. Tonyukuk gerçek bir vezir-i azam. Kutadgu Bilig de çok büyüktür de oradaki, yani Eflatun'daki devlet gibi bir ideal bir vezirdir. Ait oldu. Bu değil ki ya. Tonyukuk kendisi vezir, devleti yönetmiş bir insan. Burada Tonyukuk'un çok bilinen konusu, ben burayla çok benzetiyorum. Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Karadeniz, Akdeniz Caddesi, Kızıl Elma, Oğuz Han Caddesi. Bunlar nedir? İstanbul'un Menderes döneminde iskana açılmıştır. İstanbul'u gerçek Fatih Adnan Menderes'tir. Asılan başbakan. Peki biz orada demek ki, bakın biz bugünlere geldik. İstanbul Hong Kong gibi 100 yıl, en azından 100 yıl İngiliz yönetiminde kalacaktı. İskana açılarak İstanbul bir stratejiyle, ben buna devlet stratejisi diyorum, kurtulmuştur. Peki Tonyukuk ne yapmıştır? Burada şiirleşmiştir bakın. Anadolu İstanbul'a gelmiştir. Ben de geldim. Benim anam, babam Balkan soylu, Balkanlı, Balkan Türk'ü Vatan Caddesi'nde oturmaya başladı. İşte Tonyukuk ne yaptı peki? Şehirleşmedi. Bakın iki bilgi arasındaki ayrılma noktası. Bilge Kağan diyor ki, biz medeniyet değiştireceğiz. Biz Çinleşeceğiz, Budist olacağız. Bilge Tonyukuk diyor ki, haşa, hiçbir şekilde biz şehirleştiğimiz anda Nida diyen Hua Han Marşı doğaşağı. Ha ben şimdi Çince konuştum işte. Çinli oluruz biz. Ve dediğini kabul ettirmişler. Biz de derler ki, yok işte göçeli Türkler, göçeli Türkler. Demirtaş Bey'in kitap yazdı. Hangisini? Kardeşim göçeliyi niye aşağılıyorsun? Adamın kökün bulunduğu coğrafya bu. Yeşilliğin içerisine girse asimile oldu zaten. Neden şey diyorsun o? Bakın Çinliler oturmuşlar, o madde halinde Tonyukuk dedi ki, Tonyukuk dedi ki diye onun, aman biz sakın karşımızda bizim %1 gücümüzün olduğu bir Çin var, Çinli var. Sakın ona biz şehirleşmeyelim, Budistleşmeyelim. Budist olduğumuz zaman zaten kendi et yemeyeceğiz, inançlarımız Türk'ün tamamen şeyine, özelliklerine aykırı bir yapıya kavuşmuş olacağız. O açıdan Tonyukuk şehirleşmeyerek, göçede değil, göçer kalarak Türkleri kurtarmış bir insandır. Talas Savaşı, Tonyukuk 724'te ölüyor. 40 yıl sonra da Talas Savaşı yaşanıyor 754'te. İşte orada Çin bizim Türklerin İslamiyet'e geçişi odur. Çin'le karşı Türkler galip geliyor. Gelen. Tonyukuk'tan kalan nedir biliyor musunuz? Şey,
Biz işte dünyanın en stratejik coğrafyasına geldik, yerleştik. Tamam. Bu çok özgürlüğümüzün peşinde koştuk. Eğer Türk halkı bunu kabul etmiş olsaydı zaten Nida Diyanlığa ham varmışız alışan. Biz Türkçe konuşmayacaktık. Bakın Toyukluk'tan çıkan en önemli bir mesaj ve bir bilgelik nedir? Bilgi güç. Sana yanaşayım da. Bir de bilgi. Bilgi güç nedir? Bilgeliği güce çevirme. Bugün Amerikalı Friedman saatim yok oradan bakıyorum. Gölgesin yani. Açılımı ne? Stratejik force. Çok üzüldü aslında. Stratejik güç. Peki biz neyiz? Biz wise forces. Bilge gücüz. Bu bilgeliği güce çevirmek sadece yanında olacaktır. Tonyukuk, Maturidi, Yeseli. Bana ne Aristoteles'ten, bana ne Platon'dan, bana ne Sokrates'ten. Benim kendi düşünce gücüm var. O düşünce gücüm benim nereden geliyor? Dilden geliyor. Dilimden geliyor. Düşünce dediğiniz zaman nedir? Tüş. Ya işte yazıkta yazıyor. Tüştüm diyor. Tüştüm yani düştüm. Dağlardan düştüm. Nehre düştüm. Peki düşmek nedir? Bakın nasıl gelişiyor. Düşmek, düşünce nasıl oluşur? Aniden oluşur. Sabah uyanırsınız aklınızda. Düştü işte. Biz bu köklerden gideceğiz. Düşüncemizi, kendi sosyolojimizi, kendi kökümüzden üreteceğiz. O da nasıldır? Bu toyunluktan çıkan en önemli mesaj değil. Üstüne basa basa söylüyorum. Biz ama dil derken misal, milliyet, hürriyet ve Arapça kökü. Eklerine Türkçe atmayacağız bunları. Biz bugün İngiliz'in sözlüğü dünyayı yönetiyor. Ve bu şudur, bu budur bilmem ne atmıyor ki adam. Ekliyor, sürekli ekliyor kendisine. En önemli mesajı ben dil olarak adettim. Nasıl ederken bunu Türkistan bilgileri özellikle bu bilgi güç. Zaman, zemin, zihin. Bu bizim şeyimiz budur. Kökümüz budur. Bir de benim bir ideal olarak Devlet Bilimler Akademisi. Bu üçlüyü Sajayan'ı, Yesevi, Tonyukuk, Maturidi, Yesevi'yi Devlet Bilimler Akademisi'nin özü bu olacak şekilde. Bugün Rusların şeysi var, akademisi var, İngilizlerin var, bizim yok. Şudur budur. Şimdi hangi Çinliler Tonyukuk Türktür dediler, hangi Türkler Tonyukuk Çinlidir dediler. Hepsi burada yazıyor bakın. Tonyukuk Türk mü Çinli mi? Şimdi Tonyukuk Türktür diyenler Ahmet Taşoğlu, Anadolu Tanık Ansiklopedisi, Guo Hongcheng, Ha Xinlian, İsenbike Togan, Sadrin Maksudi Aksal. Türktür diyorlar. Peki Çinlidir diyenler? Sorarsanız belgesi var mı? Hepsi belgelidir. Atmıyor. Bahattin Ögel, Bozkurt Güvenç, Mehmet Niyazi Özdemir, Özkan İzgi, Sayık Paşa. Bakın 1, 2, 3 tanesi prof, bir tanesi doktor. Şimdi Bahattin Ögel, profesör, doktor. Yanılmış. Kim yanılmış? Bahattin Ögel yanlışlığı ben yanılmıştım. Yoksa Türk olduğunuz gibi. Ben göstereceğim size ben yazılarımı. Kendi yazıları var. Kökü de Bahattin Ögel'in şeyidir. Bir Uygur mezar taşına dayanarak ve ama Tonyukuk Çinlidir düşüncesi Bahattin Ögel'den geliyor. Ardılları. Bozkurt Güvenç oraya yaslanıyor. Özkan İzgi de oraya yaslanıyor. Yani o Uygur mezar taşına yaslanıyor. Yani şey bu. İşin bilgisi bu. Yani ayrıca diyebilirim. Şimdi B'den gidersek. Bakın bilgelik. Bilgiçseniz sofrasınızdır. Ama bilgeyseniz sofyasınızdır. Sofya, filosofya, Ayasofya, hepsi ilgili. Nerede var bu? Doğuda var. Bu bulunduğumuz mekanda var. Bu mekanda da var. Hani güç batının bilgelik doğunun, bilge güç ise doğunun ilişkisi olan bizlerin. Bizim o zaman bir farklı boyutumuz var. Türklerin, sen gel Büyük Asya'nın en ucundan, Pasifik Talayı'ndan, okyanusundan, o Akdeniz'e gel. Bu nasıl oluyor? Neyle oluyor? Hangi tutkuyla oluyor? Özgürlük tutkusu mu? Biyografisi tanınmıyor kendisi. Bodrum, bu halk sürekli özgürlük ateşinde yanan temel de o. Şimdi bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. 15 Temmuz.
Yazıkta yazıyor 56. sınıfta. Ben okuduğum zaman sarsıldım. Devlet de devlet oldu, millet de millet oldu. Vay be dedim. İşte bu gelecek, uzağı görmek, gelecekle buluşmak budur. Hakikaten yazıyor. Böyle bir günde yaşıyoruz. Bilimlerden kastım nedir? Biz Tonyukuk'u bütün A'dan Z'ye bilimler açısından değerlendirmek, onun bir külliyatını ortaya çıkarmak durumundayız. Bu 62 satırda 1300 yıl önce yazıldı bu. 1300 tane kelime var içerisinde. Bu bizim hazinemiz budur. Pandora'nın kutusu demiyorum. O mitolojik, bana ait olmayan bir şey. Pandora kim? Bu benim hazinem budur. Biz oradan başlatacağız. Türk'ün yazdığı ilk belge bu. Adının yazdığı. İl yime il boldu, budun yime budun boldu. 56. satır. Devlet de devlet oldu, millet de millet oldu. Düşünce bakın tüşti. Tüş. Düşüncenin kökü yine bu metinlerde. Ögüz ke tüşti. Aşanlığı tüşürtümüz. Bahsettiğim Tonyukuk'u bir düşünür olarak bahseden Mehmet Kaplan, Erdoğan abimiz ve Teoman Baran'ı. Üç kişi. Yani bir başka üç kişi daha var söyledim. Yesevi, Tonyukuk, Maturidi, Yesevi. Başka yok yani. Yazıklar olsun yani. Ben bir şey demiyorum zaten yoksa. Din. İşte buradan Türk'ün kutsal ülkesinde kimse kalmadı çünkü Tanrı onları yok etti. Tanrı onları yok etti. Demek ki şey, bu adam laik değil yani. Laik kötü var canım. Olur mu öyle şey? Tanrı şöyle buyurmuş. Han verdin, hanını bırakıp tutsak düştün. Tutsak düştüğün için Tanrı öldürdü. Tanrı, Allah Allah, öldürdü. Olur mu canım? Türk milleti öldü, bitti, yok oldu. Çok kuvvetli bir inanç. Yok Tanrı inancı. Ama onu görüyorsunuz. Demek ki Türklerde inanç çok çok kuvvetli. Hangi dinde olursa olsun. Biz 27 Mayıs Anayasası'nı ne için yaptık? Laiklik. Buyurun bakalım hadi. Tanıyor musunuz Tonyukuk'u, biliyor musunuz? Anayasa yapıcılar. Filozoflar, bilgiler. Üç. Tonyukuk, Farabi, Yusuf Has Hacı. Bunlar bizim açımızdan çok filozoflar bu üçü birlikte. İşte eski Yunan mı, eski Türk mü dediğim. Yesevi'nin çoban ateşleri, Tonyukuk'un seferleri esas. Beş ülkeye sefer yapmıştır. Bugünkü beş ülke diyelim. Çin, Moğolistan, Rusya, Özbekistan, Tacikistan. Yani Özbekistan, Tacikistan'ın ne kadar uzak olduğunu sizi şey diyeyim. Bakın. Orası Çin denizi, Pasifik Okyanusu durumumuz. Orası Moğolistan. Burada 23 tane şehir var. Hepsine de Tonyukuk sefer yaptı. Hadi bakalım buradan yakalım. Yani biliyor muyuz? Bu haritayı ben bir Fransız akademisyenin haritasında. Bizim profesörlerimiz, akademisyenlerimiz yazıp çiziyorlar mı? Var. Tonyukuk'un Çin'de zapt ettiği 23 şehir. Yazıtında yazar. Ben Kanun'la birlikte 23 şehre sefer yaptım diye. Erdoğan abi. Yesevi'nin sofra tutmasıdır bu. Sofrasıdır. Siz nasıl bize şimdi sofra tuttunuz burada, kahvaltı ikram ettiniz, bu da onun aynısıdır. Peki, Göktürk nedir o zaman? Bir de Göktürk var. Demek ki başa geçen sıfattır bizim belamız veya kuvvetimiz. Göktürk bela olmuştur. Ama Göktürk uydudur ya, bilge güçtür. Şu an iki tane uydumuz var. Adını da biz çok güzel bir şekilde Göktürk uydusu olarak koymuşuz. Oraya uzanmışız. Çünkü bizim Oğuz Kağan'dan gelen o sema çadır olsa felsefesi budur. Sema Göktürk uydusunla bize çadır olmuştur. Oğuz Kağan'ın sema çadır olsun dediği bize o şekilde olmuştur. Göktürkler yabancılaşma. Yani bütün yani yazı ve yabancılaşma şeyden çıkan en önemli iki mesaj. Az bir vaktim kaldı.
bakın tesisini ancak verebildik, gittiğimiz kadar gideceğiz. Ondan sonra da, yani ben şeye, sunuma bağlı kalmıyorum, ilticayla konuşuyorum. Bir tane şiirle bitireceğiz. Halını bulmak, bütün mesele bu. Biz halımızı ne zaman kaybettik? İşte Tonyukuk yazısında yazıyor. Satır diyor, Bilge Tonyukuk, Tonyukuk ben kendi Çin yönetimi sırasında doğdum. Çok halkı o zaman Çin'e bağımlıydı. Çok halkı kendi hanını bulmayınca Çin'den ayrıldı, han sahibi oldu. Fakat hanını bırakıp Çin'e yeniden bağımlı oldu. Altta ben notumu yazmışım. Türkler hansız bırakılıp kontrol edilmişlerdir bu. Sıkı bir iddia. Çin, İngiltere, ABD'de aynı taktikleri uygulamışlar. Göktürkler, Osmanlılar hansızlaştırılıp yıkılmışlar. Biz hanımızı 27 Nisan 1909'da kaybettik. Osmanlı'da o zaman bitti. İşe verdiği önem, kızıl kanım töküti kara terim yugurti işik küçük virtin, ök. Gündüz oturmadı, bakın bu çok büyük laflar. Kızıl kanımı döktürerek, kara terimi koşturarak işi gücü verdi mi? Uzun keşif yolunu yine gönderdi mi? Bu, hani bir de bizim bürokrasiye bakın şimdi. Yani neticede Tonyukuk bir bürokrattır. Kaan değildir. Kızıl kanımı döktürerek, kara terimi koşturarak. Buradan ben şunu alacağım. Tonyukuk'ta eksik olan nedir? Kartografya, kronoloji, kaynakça. Daha yok. Harita yok. Zaman dizini, zaman yok yani. Zemin yok. Akademisyenler sadece harflerle uğraştılar. Zemin yok. Zaman yok. Kaynakça yok. Kaynaklar yok. Kardeşim Bülent Ağoğlu, Allah razı olsun. Kendisi oturuyor. Ben Tonyukuk'un külliyatını çalışan bir insanım. Erdoğan abi nasıl yeseriyle yatıp kalkıyor, ben de Tonyukuk'la yatıp kalkan. Neden yatıp kalkıyorum? Çünkü ilk yazarımız. Ben kimim? Ben yazar olmaya çalışan bir insanım. İlk yazarımız bizim. Yani benim naçizane, bizim yapacağımız en önemli vazife yazmak. Kadir Gecesi'nin iki şeyi vardır, anlamı vardır. Kadir güç, kuvvet. Nereden gelir? Oku, yaz. Bunu Allah'ın bize şeysi bu, emri. Oku ve yaz. Kaynakçasını yaptı kardeşim, 150 kaynaktı, 600'lere doğru uzadı. Bütün bu, biz bu, bunlarla yani haritayla zaman, zemin, zihin, bu üçünle birlikte çalışmak durumundayız. Bu bizim, üçlümüz de bizim bu, zaman, zemin, zihin. Bakın Oğuz Kağan'dan çıkan ilk 10 kavram, Tonyukuk'tan çıkan ilk 10 kavram da bu şekilde bakın. Asker, at, Tonyukuk'ta, bilge, devlet, düşünme, Kağan, millet, sefer, sevk, tanrı, Türk. Sefer sevk. Devamını yapacaksın. Fütuhat yaparsan fikriyat olur. Benim kendi bu 12 ciltlik bir projem var. Külliyatı projesi. O bu şekilde. Mirasını yazdım. Bu 12 madde şeklinde. Bağımsızlık, anayasa, liderlik, vizyon. Bizde vizyon yok. Bol bol televizyon var. Başka hiçbir şekilde yok. Savaş sanatı. Yer zihniyeti dediğim yabancılaşmama zihniyeti. Bizim en büyük mücadelemiz onunla. Biz yabancılaştık. Kendi özümüze yabancılaştık. İlk yabancılaşma da neyle olmuştur? Göktürkleri, Uygurlar bitirdiler. Budist oldular. Göktürkler Budist olmak istemiyordu. Ve Budizm üzerinden geldi ilk yabancılaşma. İlk yabancı kelimeler, Türkçe'ye giren ilk yabancı kelimeler Budizm üzerinden gelmiştir. Budizm'in ne bize neler kazandırdığını da şu an biz görüyoruz neticede. Saç ayağını yazdım. Tonyukuk Maturidi Yesevi, yani strateji, yani akıl, yani gönül. Bu üç kişinin birleşimi. Bunlar 500 yılda bunu oluşturdular. Bakın bu birleşim 500 yılda oluştu. 646, Tonyukuk'un doğum yılıdır. 1166 da Yesevi'nin ölüm yılıdır. Bu 500 yılda biz bir akıl geliştirdik. Bunun akıllı hala İngiliz akıllı. Kardeşim çok akıllı yok mu? Ben eve gideceğim çantamı. Türkistan bilgilerimiz, bizim en önemli değerimiz
Yer altında. Nerede ki yer altında? Türkistan'da yer altında yatıyor bunlar. Konfüçyüs Çin siyaset felsefesidir. Bugün bir Türk siyasetçisi 2 yıl önce bir kitap yazdı. Siyasi liderlik. Bak, adını vermiyorum. Baktım indeksine. Lan Konfüçyüs var Konfüçyüs. Konfüçyüs dedi ki Konfüçyüs şöyle Konfüçyüs söyle. Lan Tonguk nerede? İşte bizim burada Çinliler yazmış Tonguk dedi ki diye Türkler de diyor ki Konfüçyüs dedi ki ya yazık yazık. Komedi yani. Bu işte asimetrik savaş şunun kökü Milliyet Tonguk'tu. Muayenine Hatay, Kıbrıs hepsi onlarla gelen konulardır. Hani Tonguk'un kesinlikle bir filmleşmesi gerekiyor. Ben kendim bu blogumda Tonguk'la ilgili yazılarımı şey ettim. Bunun İngiliz dilinde, Rus dilinde de oluşması lazım. Bakın şimdi size muhteşem bir harita göstereceğim. Muhteşemdir bu. Görüyorsunuz değil mi? Bunu ben Elizabeth Barber'ın şeyindedir kendisi, Bulgaristanlıdır, Amerikan bir akademisyen. The Mummies of Urumqi, Urumqi Mumyaları kitabının içinde buldum. Şimdi alttaki yeşil bozkır kuşağıdır. Bakın Çatal Öyük'e kadar girmiş. Lübnan'dan çıkmış, eski suların oradan, Basra Köprüsü'nün oradan. Bunun içine girmiş, bu yeşil, yani tarım kuşağı. Sarı olan ise, sarı ne? Bakın gördünüz mü? Karşımıza neresi çıktı? Bu dirsek çıktı. Sarı ne? İşte Tonguk'un doğduğu yer. Sarı kuşağın, burası step kuşağı. Vardığı yer neresi? Tuna. Sarı mıhırdan mavi neyara. Yani Diyana. Çökün yolu bu. Bunun adı Tonguk yolu. Sen bu yol seni bakın bu 41. paralel başladığı yeri görüyor musunuz? İşte Tonguk'un paralel. Medeniyetin, Çin medeniyetinin başladığı yer. Bakın çok sade fakat muhteşem bir yer. Bu step yolu dediği bizim otoyolumuz. Bu Türk yolu, İpek yolu diyorlar. İpek yolu şuralardan geçer. Biz bunu bileceğiz. Bakın nehirler aşılıyor. Ta bizi Tonguk almış fikriyatı, fütuhat fikriyatı Tonguk'u almış Sarı Nehir'den Mavi Nehir'e, Tuna'ya kadar getirmiş. Biz bunu bilmezsek cahiliz. Bunu bileceğiz biz. Bunun zihnimizde bu bizim bu üçlü oturacak yani. Tonguk, Yesevi, Maturidi. Bu akıl, Türk aklı oturacak. Bakın en önemli harita budur. Bu benim sunumumda Adana'da ben Tonguk yolu koydum. Bunun gibi bir harita daha var. Vezir-i Azam. Erdoğan abi öyle koydu ismini. Vezir Tonguk diye. Göktürk'te Vezir Tonguk'tur. Karahanlı'da o Kutatku birlikte Aytoğlu'dur ama hayali bir vezirdir. Tonguk harbi bir vezirdir. Selçuklu'da Nizamülmülk, Osmanlı'da Sokollu, Türkiye'de Menderes demokrasi şehri. Yani başbakan, Vezir-i Azam başbakan zaten. Şimdi gördünüz mü Göktürk'ten Türkiye'ye gelen çizginin devamlılığını? Siyaset felsefesi budur işte. Bunların içerisindedir. Biz siyaset felsefesini İngiliz anayasalarında falan aramayacağız. Yazmak bilgeliktir. Bunu bileceğiz. Yabancılaşma, yerlileşme. Konuştuk. Odysseus okumaları diyor ya Cemal Çapan. Ya bıraksana kardeşim. Gel de şurada bir Tonguk okumalarını anlat bakayım da ben de bir bileyim nedir ne değil. Farklı bir şeyler neler çıkacak. Doğan bu bak. Gidiyor daha su. Tao yolu öğretisi. Tonguk yolu öğretisini bir yazsana. Yok öyle bir şey. Yazık ki yazık yani. Şimdi bizim şiirimiz var. Dağ başına duman almış. O dağ neresi? Hangi dağ? Nerede o dağ? Altay Dağı. Norveç. Ben öyleyim. Bir de bu var. Tonguk yazıtında bakın okuyacağım bunu, muhteşemdir bu. Altay Dağları'nı yolsuzun açtık. Yırtış Irmağı'nı geçitsizin geçtik. Ben Bilge Tonguk'um.
Altay dağlarını aşarak geldik, İrtiş ırmağını geçerek geldik. Buralara kadar gelenler giriş zordu dediler ama pek de zorluk hissetmediler. Şimdi biz bunu bilmiyoruz, dağ başını duman almışını biz aldığımız zaman bu biliniyordu. Toyukuk yazısı biliniyordu. Yabancılaşma, Çinleşme. İşte bu solda yazan Nida Diyan Vaha Maaşı da aşağı. Çince konuştuk. Çinlileşecektik biz. Kurtardı bizi Çinlileşmekten. Ama biz ne yaptık? Tüh be dedik, gittik batılılaştık. Yani Batı'nın nesini aldık neticede? Hangi tarafını aldık? Sağdaki de işte bizi Budistleşmekten kurtardığı için biz böyle Türk olacak, Budist olacak. Bu üçlü G3 uçağı diyorum ben, Yusuf Asacı, Yesevi Ahmet, Yunus Emre. Üçü de bakın bilgeliktir. Kutat Kubilik, bilgelik. Divan-ı Hikmet, bilgelik divanı. Yunus Emre'nin yine divanı. Üçü de aynı şeydir. Zihnimiz bu dizelerle dolu olması lazım. İran'a gidiyorum. İranlık şeyden dizeler okuyor. Onların Ferdowsi, büyük şairler. İnsanların zihinlerinde, bizde niye Divan-ı Hikmet dizeleri yok zihnimizde? Neden yok? Niçin yok? Yunus'un dizeleri niye zihnimizde yok da sadece ilahileri okuyor, okunuyor dini günlerde sadece? Vallahi bravo, Z'sine kadar geldik. Ben hiç öyle tahmin etmiyordum. Burada bakın, Ordos havzası dediğim, az evvel gösterdiğim haritadaki havza o. O dirseğin içerisindeki Ordos, ordu demek. Burada Urdu dili, hepsi aynı köklü. Ordos bizim kökümüz yani. O 2000 yıl içinde savaştığımız bölgeyi Türk tarihçilerinin çok iyi bir şekilde incelemesi lazım. Bütün bizim şeyimizin, Çinlilerle savaşlarımızın geçtiği bölge. Ya bizim soyunluklarımız zat kimlerdir diye baktığımda şöyle bir kendimce bir liste yaptım. Yusuf Aslacık, yani soyunluklarımız derken bizim kendi köklerimizden çıkan insanlara. Nizamülmülk'tür, Sokollu'dur, Ahmet Cevdet'tir, Mehmet Akif'tir, Sabri Maksudi Arsal'dır ki kendisinin kitabında, bu mücadeleyi Türklerin orada halkın özgürlük mücadelesini muhteşem bir şekilde anlatıyor. Sultan Galiyer'dir, Kemal Tahir, Cemil Meriç, Atilla İlhan, Neşet Ertaş, Barış Manço'dur. Yani Neşet Ertaş, Bozkır'ın sesidir. İşte o az evvel bu. Ama Küçük Asya'da Büyük Asya'nın sesidir o. Coğrafyalar, Toyukuk yazısında şeyler, bunlara ben kendim yaptım ha. Yani nerede bir akademisyen buldum da böyle bir çarklama tablosu mablosu olsun. Yok böyle bir şey ya. Bağladım bitti zaten. Yani bakın 19 tane yaradı var. Moğolistan, Çin, Rusya, Özbekistan, Tacikistan, toplam 5 ülkede. Şimdi burada yaptığı seferler, haritalar, bak bu harita çok önemli. Gördünüz mü sarı okları? Haritaları göndermemiş. Bunları ben dün gece 3'e kadar çalıştım, gece yaptım yani. Hepsini gece konuştum. Bunu göndereceğim ben. Tekrar göndereceğim. Bakın bu sarı şeyden, ötükenden, şeyden yapılan seferler. Fark nedir şeyle? Ordu yazıtının, yani Bilge Kağan ve Kültigin yazıtının, Bilge Kağan tarafından yazılmıştır. Bir yüzü Çince'dir. Bunu bilelim. Toyukuk yazıtının her yüzü oyun yılı, öküz yılı, Çin takvimi Bilge Kağan'ın isimde vardı, Bilge Toyukuk'ta yoktu. Bakın geldiği şey daha sol tarafta şeye kadar geliyor. Mağaraylılara kadar geliyor. Çin sevgilinin sınavında. Her tarafa sefer yapmış. Kuzeye, güneye, batıya, doğuya. Bu seferlerin listelerin bu aradaki mesafeyi buraya aldım. Son söz, en değerli yeraltı kaynağımız Türkistan coğrafyasının bağrında yatan aziz bilgelerimizdir. Bizlere bilgeliğin akıl ve kalp birlikteliğini esas almak olduğunu hayat tarzlarıyla ortaya koyan velüt köklerimizden bilgi politikten başlayarak tekrar mayalanalım. Şimdi de izleyeceğiz. Sanayiler ve semalar. Kalay okumuş. Tamam, kalay bize konuştuktan gelendir. Okumuş. Tamam. Konuştan. Sübaşılar, sübaylar, sübaylar,
iş başa, kullar göklere, buralar kalplere, dağlar başına, deryalar, kalaylar uğruna, semalar çadırımız olur. Son artık kızıl elman. Sofralar kurular, yeseli divanınla, sofralar olular, Yenisey ordundan, Bilge Ponukluk'tan, taş yazıklarla, az hadiklerden Yusuf'larla, divan Yunus'larla, dem mütefekkiran, dem Türkan, kızıl elman, Turan. Vaktinizi aldım, çok teşekkür ederim. Sağ katılıyorum. Sadece bir nizamın mülkü o şeyin, o isim listesinin içinde olması o ismi de kirlendirir. Nizamın mülk çünkü hükkiyatçı, sahtekar, Türk'ün baktığını karartan bir adam. Siyaset namesinde Türk medresine girmelidir ifadesine rağmen uygulamada Sultan Alparslan'ı kandırarak Türkleri Nizamiye medreselerine almayan ama bir ara askerlik yeteneğini kaybetmek diye aldırmayan ama ulam teşkilatını kuran Türk'ün bahtını karartan bir haindir Nizam-ı Mülk. Onun için o listeden Nizam-ı Mülk'ün çıkarılmasını talep ediyorum. Buyurun sorularınız. Teşekkürler. Kunduri yazabilirdim. Davut Bey'in şeyi. Kunduri Turun Bey'in veziri. Teşekkür ederim. İki soru var. Türkiye Türkleri Çince çok iyi bildikleri ama İngilizce öğretmeniklerine sordum. Duymuştum. Şimdi anladım cevabını. Çince neden bildiklerini. Böyle bir şey var mı? İki Turan Turan Faksa bir kere bildim o kadarını. Türklerin şeysi kızıl elması. Hocam Kırım'ın eski adı 1500 yılına kadar Turan'dı. Evet, son soru olan arkadaşlar. Katkısı olan, sadece soru değil katkısı olan. Hocam Kazım Mürşan'dan hiç bahsetmediniz. Kazım yani Kazım Mürşan'dan evet bahsetmedim. Yani şey gelmedi yani. Toykut'la ilgili bir yani şöyle ben şöyle söyleyeyim. Başta şunu söyledim. Bilim açısından ben şeytim, yaklaştım. Yani ölçüt ne dedin? Hepsinde şeyler bilim bunların kaydı var, belgesi var. Yani daha şöyle söyleyeyim. Kazım Hirşen'in ben şeylerini, konuşmalarını biliyorum da yazılarını falan pek okumadım. Okuduğumda ben de değerlendirmesini yaparım. Doğrusu bu. Okumadılar. Niye yazıyorsun? Hocam, hocam bırak. Tamam, çok çok teşekkür ediyorum. Zahmet oldu, sağ olun. Hocam siz şöyle şöyle geçin. Verdiğim bilgiler için Sayın Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Dilekçe vermek üzere Cengiz Aslan Bey'i, Konya'dan Ali Rıza Tanacar Bey'i, Kocaeli'den Hıfzı Akkulakoğlu, Yusuf Dostum Bey'leri buraya davet ediyoruz. Ötken yayınlarına. Sefer Hanım, Mustafa Bey. Biz geç geldik. Rıza Bey. Bir dakika Hıfzı Bey. Şimdi şöyle alın. Hıfzı Bey gel gel. Tamam, bir dakika. Şu gördüğünü alın. Abi. Ben şey... Bir de ayırmayın. Sen de dur lan.
şunu kapatabilir miyiz? Şuradan mı kapanıyor? Evet. Kapatsana, oradan çıkmıyor. Çıkmıyorlar. Yüz belli değil. Şu tarafı çek. Tamam. Yok, yapma. Tamam. Bana zeki avukat evinden şeyle dur abi tamam. Bir de şöyle herkes şey toplu grup resmi. Toplu grup resmi için herkes bahçeye davet ediyoruz. Çekil abi çekil. Sağ ol.